Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hafta başlangıcında piyasaların analizini, yorumlamasını, teknik göstergeleri, temel beklenen verileri, asgari ücretteki potansiyel artışı ve bunun piyasaları nasıl yorumlayacağını konuşacağız. Borsadaki kritik direnci ve önemli desteklerden bir tanesini konuşacağız. Özellikle bu direncin kırılamaması ile birlikte desteğe geri çekilmesi ve desteğin de aşağı yönlü hareketi ile birlikte de sert satışlar görebileceğimizi değineceğiz. Aynı zamanda diğer yatırım araçlarında Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, altın tarafı, mevduat ve arbitraj taraflarına da birlikte değinmiş olacağız. Haftayı güzelce özetleyip temel ve tekniği gördükten sonra güvenle hareket edebilelim istiyorum. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra videolara eğitimler, içerikler ve canlı yayınlar için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bildiğiniz gibi bu ayın sonunda yani muhtemelen ya 2 gün sonra ya 3 gün sonra katıl kademe 4 tarafı için bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Burada sohbet, piyasa analizi, hisse analizleriniz gibi bütün aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bugün yüklenen oldukça önemli 2 tane agresif büyüyen bebek şirketin analizini yaptığımız bir videoda yine Katıl Kademe 4 tarafında yayında olacaktır. Bunların tamamına ulaşabilmek için hem ay sonundaki canlı yayın hem de bugün yükleyeceğimiz katıl videosuna ulaşabilmek için Katıl Kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Bildiğiniz gibi katıl üyeliklerine zaten hiçbir şekilde zam yapmıyoruz. Hep aynı fiyattan 4,5 5 senedir aynı fiyattan devam ediyoruz. Maksat orada birbirimizi seven, muhabbetimizin fazla olduğu, birbirimizi tanıdığımız güzel bir kitleyle hareket edebilmektir gelin birlikte bugünkü duruma bakalım, değerlendirmeye çalışalım. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Artık borsa tarafında Bollinger bandını 20 günlük default ayarında açtığımızda da 8975 direnç seviyesinde çok net kesişmiş bir sinyal görüyoruz. Bu sinyal bize şunu söylüyor. Bollinger bandının orta kanalıyla kesiştiği için borsa bu dirençten aşağı dönerse kötü bilançoların etkisiyle de beklenenin üzerinde bir düşüş görebiliriz. Bakın grafiği şu şekilde büyüttüğümüzde bugün geldiğimiz yerlerde 8.975'lerden aşağı doğru bir hareketlilik bir satış dalgası gelirse burada tek dinlenebileceği ya da durabileceği yer 8.700'dür. 8.700'ün kırılmasıyla birlikte doğrudan 8.400 seviyelerinin gerçekleşebileceğini ifade etmem gerekiyor. Burada şahsi yorumum, beklentim ve tahminimi soruyorsanız 8.975 ya da 9.000'lerden diyelim fitille birlikte belki gidebileceği 9000'lerdeki bu dirence çarpacak. Buradan 8700 lira hareket edip biraz yatayladıktan sonra 8400 lira fitil atacaktır. Çünkü dediğim gibi bilançolarda beklenenin üzerinde negatif hareketler görüyoruz. Özellikle güvendiğimiz temel şirketlerde etkilerin negatif olmasıyla birlikte ki hangi etkiler onlar yine konuşacağız temel ve makroekonomi kısımda aşağı doğru hareketliliğin süre geleceğini düşünüyorum. Buradan tekrar 9400 lira hareketin de bu yeni gelen bilançoların sindirilmesiyle birlikte beklentinin oluşmasıyla gerçekleşeceğini Düşündüğümü ifade etmem gerekiyor Ve burada hemen hızlıca S&P 500 ve Nasdaq tarafına bakmamız gerekiyor Buralarda bizim için önemli Hatırlarsanız biz S&P 500, Nasdaq, Bitcoin ve altın için şunu söylemiştik 21 Ekim tarihinde Twitter hesabımızdan Finans ve Borsa X kullanıcı adıyla Twitter hesabımızdan şunu paylaşmıştık Bugün altın da Bitcoin de S&P 500 de da. gerçekten iyi getiri sağladı Artık buralardan kar satışları olacağı, düzeltmeler olacağı için bizim mutlaka buradan %20 kadar bir satış, bir kar realizasyonu yapmamız gerek demiştik. Keza biz bunu söylediğimizde 21 Ekim tarihindeydi. Bakın S&P 500'e baktığımızda 5860'lar seviyesindeydi. Dipte 5760'lara geldi. Yine tweetin devamında 21 Ekim'de şunu da söylemiştik. Buradan yaptığımız %20'lik kar realizasyonu önümüzdeki günlerde S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin tarafındaki düşüşlerde tekrar alım yapmak tekrar kademelenmek için bize fayda sağlayacaktır ve aynı zamanda alternatif yatırım araçlarına geçme ya da mevduat arbitraj tarafını değerlendirme için de iyi bir opsiyon olacak demiştik. Bugün eğer 8000 düzeltiyorum 5800 küsürlerden satıp aşağıda %2 düşüşle 5760'lardan aldıysanız işte bu hisse bazında reel bir büyümeyi sizlere gösterecekti. Burada S&P 500 tarafında artık biraz yataylamaların başlayacağını düşünüyorum. 5750'lerde bir desteği var. Buralara kadar geri çekilip sonra tekrar yukarıda hareketini 5800 küsürlere kadar sürdürecektir. Özellikle 5 Kasım'daki Amerika'daki seçimin sonlanmasıyla birlikte Trump'ın kazanmasıyla biraz daha ivmeli bir yükseliş beklendiğini de ifade etmem gerekiyor piyasalar için. Tabii ki burada Orta Doğu'daki İran-İsrail gerginliği de yine Nazda, S&P 500'ü ve Bitcoin'i sert şekilde etkiliyor. Burada aslında Orta Doğu'daki gerilimin azalması akabinde Trump'ın seçilmesiyle birlikte daha hızlı Bitcoin, daha hızlı S&P 500 yükselişi göreceğiz. Fakat Trump'ın seçilmesiyle Orta Doğu'daki gerilimin artması eşdeğer olursa o zaman daha aşağı yönlü bir hareketle göreceğimizi ifade etmem gerekiyor çok net. Nasdaq tarafına baktığımızda da korelasyonun çok benzer olduğunu bu yüzden yaptığımız yorumların aynı şekilde geçerli olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Nasdaq biraz daha hızlı hareket ediyor ama burada da 20 binlere kadar bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu yüzden eğer yapmadıysanız altın, bitcoin, S&P 500 ve Nasdaq tarafında bir miktar yukarı hareketle birlikte kar realizasyonu sağlanabilir. Özellikle 20.500'leri Nasdaq'ta yakalayabildiyseniz buralarda da kar realizasyonu doğru ve sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. %20 civarında tamamını satmıyoruz ya da tamamen alımada geçmiyoruz. %20 kar realizasyonu yeterli olacaktır. Bitcoin tarafına baktığımızda sabahki gündemi yorumluyor videomuzda ve daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi 3 tane ana etmen var. 1. Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi pozitif etkiler. İran, İsrail ve Orta Doğu geriliminin azalması pozitif etki eder. Trump'ın seçilmesi pozitif etki eder. Bunların gerçekleşmesiyle birlikte 75-80 bin dolarlarda Bitcoin seviyelerini görebileceğiz. Ama yine de bugün 68 bin dolarlarda 70'e doğru bir kar realizasyonu emri vermemizde ne olur bizim için? Sağlıklı ve güvenli olur. Biz buradan %20'sini 70 bin satarız eğer geri çekilip 66 bin lira hatta 65 bin lira doğru çekilirse bir kademe alabiliriz ya da yukarı doğru devam ederse 75 binlerde bir kademe daha 80 binlerde bir kademe daha satar ucuz kalmış alternatife geçeriz kaçan son fırsat biten pişman olacağımız bir şey yok Pina finansal piyasalarda fırsat bitmez sürekli olarak gelir bu yüzden biz ne kadar temkinli hareket edersek bu kadar pozitif bir senaryo üreteceğiz diyebilirim Şimdi burada altın tarafına da son olarak mutlaka bakmamız lazım. Altında hep ons altına bakıyoruz. Gram altına bakmıyoruz. Niye hocam gram altına bakmıyoruz? Çünkü gram altının ons altından ayrılan tek tarafı dolar girdisidir. Doların da uzun vadede yukarı olduğunu bildiğimiz için biz ons altının düşüşü ya da çıkışıyla hamle yapmamız gerekiyor. Yoksa sadece dolar alıp dolar tutardık zaten. Eğer ki ons altın yükselmezse bizim gram altını almamızın dolar almamızdan hiçbir farkı yok. Yani bugün ons altın bu seviyesinde bir sene boyunca kesin kalacak diye bir bilgimiz olsa... Biz ons altın ya da gram altın almak yerine düzeltiyorum. Dolar alırız. Bizim için daha faydalı olur. Aynı şey olmuş olur. Bu yüzden bizim altın tarafında ons'u takip etmemiz gerekiyor. Ons tarafında kar realizasyonları gelecek 2700'ler seviyesini tekrardan göreceğimizi ifade etmem gerekiyor. Artık aşağıdaki 2650'ler seviyesi çok mümkün destekler değil. Buralara geleceğini çok düşünmüyorum. Buralarda yataylayacaktır. Ama hem ons altın tarafını hem FED'in faiz indirimi hem de dolar TL tarafını hedge etmek için yine yılbaşına kadar altınla devam etmekte de fayda olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bunun haricinde burada ekleyebileceğimiz bir ekstra da mevduat ve arbitraj. Hala arbitraj fonlarından ve mevduat hesaplarından bahsediyorum. Hala iyi ve doğru bir alternatiftir. Bunun da altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Şimdi BIST tarafına tabii ki geri dönüş sağlayacağız. Asıl odaklanmamız gereken taraf borsa tarafıdır. Burada yine şunu tekrar etmemde fayda var. Özellikle kar realizasyonu yaptığımızda arta kalan paramızdan, her ay köşeye biriktirdiğimiz paramızdan, doğru yatırım aracı bulamadığımızda, beklemek istediğimizde bugün %55'lere, %57'lere dayanan günlük mevduatlar, katılım hesapları, faiz hassasiyeti olanlar için ya da arbitraj fonları hala iyi alternatiflerdir. Özellikle kendimizi 30 gün, 90 gün bağlamadığımızda günlüklerle hareket edebildiğimizde çok çok sağlıklı alternatifler olacaktır. Doğru yatırım aracında doğru zamanı doğru seviyeyi bulana kadar. Şimdi Borsa İstanbul tarafında bizim endeksimize döndüğümüzde şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, bilançolar kötü geliyor. İki, döviz düşük. Dövizin düşük olması şirketlerimizin çok büyük bir kısmının ihracat yaptığını bildiğimizden çok negatif. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Siz içeride maliyetinizi artmaya devam ettiğinde döviz kurunuz artmazsa globalde rekabet edemiyorsunuz. Çünkü globalde bir ürünün fiyatı belirleniyor ve çok uzun süreler enflasyondan bağımsız oldukları için yani enflasyon çok düşük olduğu için oraya zam gelmiyor. Bugün 1 dolara sattığınız şeyi gelecek sene en fazla 1 dolar 5 sente satabiliyorsunuz. Bakın 1,5 dolar değil 1 dolar 5 sente satabiliyorsunuz. E o zaman siz burada sadece dolar bazlı %5 artış yapmış oluyorsunuz. E içeride maliyetiniz senede %40 artıyor. O zaman döviz en azından %35 artacak ki siz tapi seviyede yani eş seviyede devam edebilirsiniz. Bu olmadığında döviz sabit kalıp içerideki maliyetler arttığında siz artık o ürünü 1 dolara satamıyorsunuz. 1 dolar 5 sentede de satamıyorsunuz. Dolar aynı kaldığı için %35 artış yapmanız gerekiyor. 1.4 dolarlara 1.5 dolarlara satmanız gerekiyor. Ve global rekabetle geriye gidiyorsunuz. Hedi bir de üzerine Fed'in faizlerinin neticesiyle emtia ürünlerinin kendi fiyatları da nominal fiyatları da aşağılarda kaldıysa o zaman işte ihracatta çok ciddi zorlanan şirketlerimiz oluşuyor. Şimdi burada iç maliyetlerin çok kritik olduğunu bu yüzden söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte de videonun başında söylediğim asgari ücret artışı konusu gündeme geliyor. Şimdi buraya baktığımızda asgari ücretin artışı muhtemelen %25'lerde bir beklentide. Muhtemelen %25 bandında artış sağlanacaktır yeni yılla birlikte. Enflasyonu düşürücü olacaktır. Enflasyonun bugün altında bir asgari ücret artışı gerçekleştiğinde tabii ki bu enflasyonu aşağı yönlü çekmemizi sağlayacaktır. Fakat... Rakamlar Borsa beklentisini karşılamayacaktır. Tatmin etmeyecektir. Çünkü %25 asgari ücret zammıyla eğer enflasyonun altında açıklanan enflasyonun altında bir zama denk gelirsek ya da açıklananla işte en arasındaki farkı kabul edilemez seviyede olursa %25'ler burada e, altında kalacaktır. Bunu da söylememiz gerekiyor. O zaman borsa burada biraz daha hala enflasyonla mücadele var. Hala öncelikli olarak büyüme değil, hala gelişme değil, hala enflasyonu düşürme noktası bizim için önemli algısını aldığı için burada da işte düşüşler noktası bir tık daha hızlanacak ya da yataylama süreci bir tık daha uzayacaktır. Burada %30'un üzerindeki asgari ücret artışları ne olacak? Borsa için daha faydalı olurken 30'un ve 25'in altındakilerde daha negatif bir senaryo olacaktır diyoruz. O yüzden asgari ücretle iç maliyetlerin aslında birlikte bir dengesi olduğunu biliyoruz. Eğer asgari ücret de beklentinin altında artarsa bu sefer iç maliyetler daha az arttığı için döviz kurunun daha az ile birlikte tekrar globale rekabet çıkabilecek. Bu arada da ince bir çizgi ince bir denge olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda hafta başlangıcına, borsanın kritik dirençlerine, diğer yatırım araçlarına, asgari ücret artışına birlikte değinmiş olduk. Umarım sizler için tüm teknik seviyeler ve tüm makroekonomik noktaları cevaplayabilmişimdir. Videomuzun sonuna gelirken hatırlatmama izin verirseniz bugün yüklenecek katıl kademe 4 tarafına oldukça önemli bir video paylaşılacak. Onu kaçırmayın, izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda ayın sonunda yani 2 gün ya da 3 gün sonra katıl tarafında yine bir canlı yayınımız olacak. Onu da kaçırmamak için katıl kademe 4 tarafına üyelik yapmanız yeterli olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik